You want to see the picture of Öcalan and me? Öcalan'la fotoğrafımı görmek ister misin Erem? Okay, here's a picture that was taken when I visited Abdullah Öcalan. İşte o fotoğrafımız burada. Bu fotoğraf Mart 1998'de Öcalan'ı Damaskus'ta ziyaret ettiğimde çekilmişti. Evet, Mart 1998'den bir fotoğraf. Damaskus'a gitmeyi başarabilmiştim. Beni havaalanında karşılamışlardı ve 3 gün boyunca yanlarında kaldım. O zamanlar yazdığım iki kitabı Öcalan'a vermiştim. İşte bir tanesi bu. Ve 90'larda yazdığım yine bir diğer kitabımı da Öcalan'a vermiştim. Books I wrote back in the 1990s. We play volleyball, okay? And we're on. Voleybol oynuyorduk ve karşı takımlardaydık. Ben netin bir tarafında, Öcalan diğer tarafındaydı. Yaklaşık 50 gerilla bizim voleybol maçımızı izliyordu. Güzel bir vuruş yapmıştı fakat çok az bir farkla top dışarı gitmişti. Herkes topun dışarı gittiğini ve sayı olmadığını söylemekten çekinmişti. Sessiz kalıp onun ne diyeceğini bekliyorduk. Öcalan topun dışarıya gittiğini söyledi. Ne kadar dürüst birisi olduğunu ilk orada görmüştüm. Öcalan'la birçok anımızı hatırlıyorum. Bir seferinde yemek yiyorduk. Dışarıda bir yerlerde piknik yapıyorduk. Ve bir bal arısı geldi. Öcalan bana döndü ve dedi ki, bal arıları çok faydalıdır. Aynı zamanda kötüler de. Çok faydalılar çünkü bal yapıyorlar. Çok kötüler çünkü eğer sizi ısırırsa çok kötü acıtırlar. O günlerden hatırladığım bir diğer kişi ise PKK komutanlarından bir bomba ile kolunu kaybeden Zeki'ydi. Öcalan, Zeki'nin tedavisi için sürekli telefon görüşmeleri yapıyordu. Her ikisiyle de uzun bir röportajı bu kitapçıkta yayınlamıştım. Actually, I have the whole thing here. I published the interview in this journal, Middle East Quarterly. Well, we were playing football, American soccer. Bir seferinde de futbol oynuyorduk. Ben elbette bir Amerikan olduğum için doğru düzgün futbol oynamayı beceremiyordum. Saçma bir şekilde sağa sola boş yere koşuyordum. Öcalan bana nasıl ve nerede durmam gerektiğini göstermişti. Boş yere koşmamam gerektiğini öğretmişti. Pozisyonunuzu koruyup topun size gelmesini beklemelisiniz dedi. Bunu ondan öğrendim. Öcalan sert bir şut çekmişti. Kadın bir oyuncunun tam da yüzüne çarpmıştı top. Kadın o kadar acı çekmişti ki oyunu bir süreliğine bırakmıştı. Üzerinden çok kısa bir süre geçtikten sonra bir başkası sert bir şut çekerken top Öcalan'ın suratına çarptı. Öcalan'ın da canı çok acımıştı fakat oyunu bırakmadan devam etmişti. Öcalan çok uyumlu birisiydi. Onunla uzun sohbetler edebiliyordunuz. Stratejik düşünebilen birisiydi. Geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği geniş tablodan görebilen, çok öngörülü bir insan. Bu anılarım 1998'e ait. Kendisi rehin alınmadan önceydi. Tüm bu anılarımızın üzerinden 20 yıldan fazla geçti. Öcalan'dan öğrendiklerim aslında o dönemlere aitti. Bizi bölgenin geçmişine dair de eğitmişti. Daha sonraları ne yazık ki rehin alındı ve tutuklandı. Michael Gunter, Professor of Political Tennessee Politik Araştırmalar Bölümü öğretim görevlisi ve Avrupa Birliği Türkiye Sivil Komisyonu Genel Sekreteri Michel Günter, bugün programımıza katıldığınız için size teşekkür ediyoruz. Thank you. Thank you. So Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan 1999'dan beri 23 yıldır cezaevinde tecritte tutuluyor. Ailesi ve avukatları tarafından ziyaretleri reddediliyor, engelleniyor. Şimdi Abdullah Öcalan'ın sağlığı ve nerede olduğu konusunda endişeler var. Bu muamele ve tecrit hakkında öncelikle yorumlarınızı alalım. Well, I think it's clear that uluslararası yasaların ve insan hakları hukukunun işlemesini istiyoruz. Öcalan, öncelikle ailesi ve avukatlarıyla acilen görüştürülmelidir. Asgari düzeyde dahi olsa Öcalan, temel insan hakları ve uluslararası yasalardan faydalanamıyor. Buna engel olunuyor.
that's another very significant issue. Size sormak istediğim bir diğer çok önemli konu ise şu ki Kürt halk lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünün ve PKK'nin terör örgütleri listesinden çıkarılmasının önemine dair. Birçok insan PKK'nin yasaklı örgütler listesinde tutulmasını ve Öcalan'ın izolasyon altında tutulmasının aynı sorunun iki parçası olduğunu söylüyor. Bu konudaki değerlendirmeleriniz nelerdir? How would you going to evaluate that? Yeah, that's true. That's true. Evet, bu kesinlikle çok doğru. Kürt sorunu ve Orta Doğu'da bir çözüm aradığını söyleyen tüm güçler ve hatta Türkiye de buna dahil, 2013'te Öcalan'a çok kısmi de olsa bir söz hakkı vermişti. Ve bundan politik olarak çok büyük çıkarlar sağlamaya çalışmışlardı. Eğer Orta Doğu'da gerçekten bir barış aranıyorsa, Öcalan serbest bırakılmalıdır. PKK listelerden çıkartılmalıdır. Ve o zaman neler yapılabileceğini izleyip görün. Eğer bu durumda da barış sağlanamazsa o zaman geri adım atılır yine. Fakat açıkça görüyoruz ki Erdoğan barış istemiyor. Sözlerini yerine getirmiyor ve barıştan kaçıyor. Erdoğan simply does not want peace now. Doesn't serve his purposes. Another important question as well. Bir önemli soru da şu ve bu sorunun da sizin alanınıza girdiğini düşünüyorum. 15 Şubat uluslararası komplosu ile Abdullah Öcalan'ın rehin alınarak batılı müttefiklerin ve ABD'nin 20 yıl önceki amacı neydi? Sizin de bildiğiniz gibi Amerika Öcalan ve PKK'yı terörist olarak tanımlamış ve halen de kağıt üzerinde öyle görmektedir. Çünkü kendi NATO ortağı Türkiye ile kirli ilişkiler ve ortaklık içerisindedir. Türkiye'nin Kürtlere yönelik baskıları giderek daha fazla şiddetleniyor. Bunun batılı müttefiklerin Kürtleri nasıl gördüğüyle bir ilgisi olmalı. Kendilerinin hep övündükleri insan hakları ve demokrasi değerleri adına hareket etmeleri için hükümetlerimizi utandırmak için ne yapabiliriz? Öcalan'a uygulanan tecrit çok yanlış bir politikadır. Bu tecrit uygulaması esasen barışçıl bir çözümün önüne geçmeyi hedefliyor. Avrupa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Öcalan'ın özgürlüğü ve PKK'nin listelerden çıkartılması konularında ne yazık ki farklı bir yöne odaklanmıştır. Örneğin Ukrayna meselesi. Ukrayna'ya yönelen tehditler, COVID meselesi ve giderek kötüye giden ekonomik krizler, iklim sorunu. Öcalan'ın özgürlüğü ve PKK meselesi şu anda ne yazık ki bilinçli olarak arka planda tutuluyor. Are just on the back burner now. Lastly, son olarak Abdullah Öcalan ve Kürt halkına yönelik beklentiniz ve mesajınızı da alalım. Well, you know this better than I do because I'm an American. Bence siz bunu benden daha iyi biliyorsunuz çünkü ben bir Amerikalıyım ve biraz daha gelecekte yaşıyorum. Kürt halkı ve Orta Doğu çok uzun yıllardır çok derin yaralarla iç içe yaşıyor. Çok uzun soluklu bir mücadele içinde olduğumuzu unutmamalıyız. Bu 40 yılda çok şey başarıldı. Eğer gerekirse bir 40 yıl daha mücadele vereceğiz. Çünkü bu sorun bir günde çözülebilecek bir sorun değildir. Tenesse Politik Araştırmalar Bölümü Öğretim Görevlisi ve Avrupa Birliği Türkiye Sivil Komisyonu Genel Sekreteri Michel Günta. Bugün programımıza katılıp değerli yorumlarda bulunduğunuz için teşekkürler.